Mine too. Sağlık kurumlarını, halk sağlığı, temel sağlık hizmetleri ve kamu hastaneleri birliği diye üçe ayrı ayırdı. Tüm itirazlarımıza rağmen sağlık hizmetlerin bütüncüllüğü yok sayarak bu politikada ısrar edildi. Belli bir süre sonra insanın aklıyla alay edercesine sağlıkta devrim diyerek içe ayırdıkları sağlık kurumlarını yine birleştirdiler. Güvencesiz sağlık emek gücü bu hastanelerde derin sömürüye maruz kalırken hastaların bedenleri kar adına sürekli istismar edilir hale getirildi. Sağlık hizmetlerinin genel bütçeden karşılanması gerekir. Sağlıktan tasarruf yapılamaz dedi. Sağlık bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti kadrolu çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin nitelikli ve sürekliliği için bu zorunludur dedik. Sağlık emekçilerinin insanca yaşanacak bir temel ücreti olmalıdır dedik. Sürekli olarak sağlık emekçilerinin temel ücretini düşük tutarak performans, teşvik gibi güvencesiz ücretlendirme getirdiler. Gelirleri arttırmak için fazla mesai ve fazladan nöbetler tutmaya başladık. 2-3 kişinin işini tek kişiye gördüler. Tüm ısrarlarımıza rağmen toplumsal sağlık işi ayrılması gereken kaynaklar şehir hastanelerine ayrıldı. Sonuç olarak sizin yap boza dönüştürdüğünüz sağlık sisteminin toplum sağlığına yararı olmadığı açıktır. Salgın ve sonrasında deprem bunu daha görünür kılmıştır. Sağlıkta devrim diye sallayıp pulladığınız sağlıkta dönüşüm programınız çökmüştür. Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve ana dilde sağlık hizmeti demeye devam edeceğiz. İşte bu dediklerimizi kayda almadığınız, bizleri dinlemediğiniz, sağlığı piyasalaştırdığınız ve kar aracına dönüştürdüğünüz için bugün bebeklerimizin özel hastaneye yoğun bakımlarında nasıl katledildiği haberleriyle sarsılıyoruz. Sağlıkta ticaret ölüm gerçeğidir. Kamulaştıracak ya da işsiz kalacak suça bulaşmış emekçileri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde görevlendireceksiniz. Dönemin ilk sağlık müdürü olan Sağlık Bakanı dahil denetimden sorumlu yerelden bakanlığa kadar tüm bürokratlar sorumluluğu gereği görevden el çekilerek adli ve idari soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kar ederken ses çıkarmayan hastane patronları ya da özel hastane şirketlerin yöneticileri de aynı derecede sorumludur. Gözaltına alınan tek bir hastane sahibi ya da şirket yöneticisi yoktur. Bunları da soruşturmaya dahil edeceksiniz. Kamu hastanelerinde istihdam açığını hızla giderip liyakatsız yöneticilerinizi geri çekeceksiniz. Kamusal, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz ve ana dilde sağlık sisteminin garantisini vereceksiniz. Özel hastaneleri ya kamulaştıracaksınız ya da SGK ile yapılan tüm anlaşmaları iptal edecek ve hiçbir özel sağlık kurumu ile SGK'nın bir daha anlaşma yapmasının önüne geçeceksiniz. Madem özel hastane istiyorsunuz, bırakın özel kalsınlar. SGK'dan yani halkın vergilerinden beslenmeyeceksiniz. Özel hastaneler kar getirir, bebekler ölür. Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan vurgunları, hırsızlıkları ve olumsuzlukları açığa çıkaran üye ve yöneticilerimize soruşturma açmaktan, sürgün etmekten vazgeçeceksiniz. Bizleri dinlemeyi öğreneceksiniz. Sağlık emekçileri ve halkı karşı karşıya getirip bu skandaldan sıyrılmanıza izin vermeyeceğiz. Ses Dersun Şubesi Dev Sağlık İş. Sağlık! 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 Sağlık!